Çorum Belediyesi olarak yürütmekte olduğumuz ulaşım çalışmalarımıza ilişkin, şehir içi trafik konusuna ilişkin bir değerlendirme ve bundan sonra yapacağımız bir çalışmaya ilişkin Yalova Üniversitemizle birlikte bir imza töreni inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hem sizlere takdim anlamında hem de hoş geldiniz demek için öncelikle misafirlerimizi tanıtmak istiyorum. Yalova Üniversitemizden geldi arkadaşlarımız, değerli hocalarımız, rektörümüz Sayın Profesör Doktor Niyazi Eruslu, Makine Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Rafet Bozdoğan, İlahiyat Fakültesi Dekanımız, misafirimiz Çorum İlahiyat'tan gitti Abdurrahman Bey, Abdurrahman Karagöz ve Özdemir ve yardımcı doçent doktor arkadaşımız Yavuz Delice Bey bugün hem bu imza törenine katılmak üzere hem de ilk incelemelerini, çalışmalarını yapmak üzere buradalar. Kendilerine de hemşehrilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, tabii belediyeler için olsun, hükümetler için olsun, hem ülkenin genel ulaşımı hem şehir içi trafik meselesi herhalde üzerine en çok çalıştıkları konuların başında gelmekte. Ve belki de en çok bütçe ayırdıkları da işlerden birisi olmaktadır. Ama bütün bu çabaya rağmen, bütün bu kaynak ayırmalara rağmen işi hallettik, bitirdik diyebilmek mümkün değil. Çünkü çok dinamik bir yapı arz etmekte ulaşım meselesi. Dolayısıyla hem yeni çözüm önerilerine ihtiyaç duyulmakta hem de yeni kaynak transferlerine de bu anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de Çorum Belediyesi olarak 6 yıldır görev yaptığımız 6 yıllık süre içerisinde sürekli yatırım yaptık. Yeni çalışmalar, yeni sistemler geliştirmeye, uygulamalar getirmeye çalıştık ama hala bu işi hallettik diyebilmek mümkün değil. Buradan hareketle bundan sonra da gerek önümüzdeki 4 yıllık süreçte yapacağımız, gerekse ondan sonraki dönemler için yapılacak olan trafik ve ulaşım meselesine ilişkin çözüm önerileri neler olmalıdır? Onları konuşmak, onlara ilişkin bir projeksiyon üretmek istiyoruz. Bir kere 6 yıldır yaptığımız çalışmalardan bir ikisini şöyle hatırlayacak olursak, yollarımızın standardıyla ilgili çok ciddi bir değişim yaşandı. Gerek yolların genişletilmesi anlamında, gerekse yapım tekniği anlamında, yani altyapısının güçlendirilmesi ve daha uzun süre bu yolların kullanımına ilişkin olarak Çorum Belediyesi olarak çok farklı bir yaklaşımı ortaya koyduk. Mümkün olduğu kadar sorunsuz bir ulaşım ağı meydana getirmeye, daha nitelikli bir ulaşım ortaya çıkarmaya çalıştık. İşte bunun en somut örnekleri hemen göreve geldiğimizde başlattığımız Ankara istikametindeki şehir girişimiz, devamında Fevzi Çakmak Caddesi ve onun devamında Cemil Bey Caddesi, bu tarafa döndüğünüzde Akşemseddin Caddesi, onun devamında benim Çiftlik Caddesi ve onun devamında Osmancık Caddesi, Bahçelievler tarafına geçtiğimizde Dumlupınar Caddesi, Bahar Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddelerini hemen bir etapta bir anda hatırlamak ve onları saymak mümkün. Tabii gerek bu çalışmalar, gerekse yeni yol açılmasına ilişkin olarak planlı bölgelerde, yapılaşmanın olduğu bölgelerde sürekli kamulaştırmalar yapıyoruz. Bir yandan da yeni plan yaptığımız bölgelerde daha geniş bir yol ağı oluşturmak için de çalışmalar yürütmekteyiz. Tabii yapılaşmanın olduğu noktalarda her istediğiniz çalışmayı yapmak, her yolu açmak ya da istediğiniz genişlikte açmak mümkün değil ama yeni plan bölgelerinde olabildiğince daha geniş yollar açmak ve beraberinde otopark planlamalarında yapmaya gayret ettik. Birinci projemizde, yani trafik yönetim projemizde değerli arkadaşlar ne yapılacak? Bu şehrin adeta öncelikle bir fotoğrafı çekilecek trafik anlamında. Mevcut yollarımız uzunluklarıyla, genişlikleriyle, kavşaklarımız,
sinyalizasyon sistemimiz, otobüs duraklarımız, taksi duraklarımız vesaire trafiği etkileyen ne kadar faktör varsa bunların öncelikle bir fotoğraflamasını yapacaklar. Bir adeta hani röntgenli çekecekler demek mümkün. Ondan sonra bu verilerin eşliğinde ortaya çıkan yeni tespitler olacak. Bir proje dizaynı, bir proje tasarımı, yani yeni yaklaşımlar ortaya koyacaklar. Diyecekler ki sizin fotoğrafınız şudur. Buna göre siz elinizdeki mevcut sistemle şunları, 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 şunları yapmanız lazım. Bunları yaparsanız trafiği daha iyi yönetirsiniz. Daha doğru bir yaklaşım ortaya koymuş olursunuz diyecekler. Ve biz de onların ortaya koymuş oldukları öngörülere göre birinci projemizdeki son adımımızı atacağız ve uygulama aşamasına geçeceğiz. Nerelere müdahale etmemiz gerekiyorsa, nerelere neşter bulmamız gerekiyorsa onları gerçekleştireceğiz. Bunun sonrasında ikinci aşama diyebileceğimiz, ikinci proje diyebileceğimiz adımımız gelecek. Bu da toplu taşımanın rehabilitasyonudur. Orada da hatlarımızın uzunluğu, kısalığı, toplu ulaşımda kullandığımız araçlarımızın niteliği, duraklama modelimiz vesaire maliyetlerimiz adeta analiz edilerek toplu ulaşımda Çorum Belediyesi ne yapmalı, nasıl bir tutum ortaya koymalıdır, onları yapacaklar. Yine orada da önce projelerin mevcut halimizin fotoğraflaması, sonrasında ona göre tespitler ve tabii sonrasında Çorum Belediyesi'nin atacağı adımlar gelecek. Ve son aşamada üçüncü proje boyutumuzda ise ulaşım master planını ortaya çıkarmamız söz konusu. Bu şu anda Çorum Belediyesi için bir zorunluluk değil ama 2019 yılında eğer Türkiye'deki bütün belediyelerin büyükşehir belediyesi modeline geçeceğini öngörüyor isek bir vizyon olarak bunu önümüze koyuyoruz. Bir hedef olarak bunu önümüze koyuyoruz ve biz yapmak niyetiyle birinci aşamayı geçeceğiz, ikinci aşamayı geçeceğiz ve üçüncü aşamaya geleceğiz. Üçüncü aşamaya geldiğimizde zaten 1,5 yıllık bir zaman en az geçmiş olacak ve şu anda devam eden Nazım İmar Planı çalışmalarımız var. 1/5000'lik haritalarımızın hazırlanması var. Bunlar tamamlandıktan sonra da o Nazım İmar Planı'yla uyumlu olarak bir ulaşım modellemesi bizim için ortaya konulacak ki bütün bunlar tamamlandığında da ulaşım master planımızı biz inşallah tamamlamış olacağız. Tabii o çok daha teknik bir çalışma. Hocam yine detaylarına girecektir kendisi. Halkın en az %3'lük bir kesimiyle doğrudan iletişim kurarak anketler yapılacak ve beklentiler oradan alınacak. 10 yıllık, 25 yıllık ve 50 yıllık projeksiyonlarla ulaşım sistemimiz üzerine bir öngörü inşallah ortaya çıkmış olacak. Biz bütün bu çalışmalarımızı 2019'a kadar tamamlamış olmayı istiyoruz. Ulaşım master planı tabii daha uzun süreli bir çalışmayı gerektiriyor ve aciliyeti de bizim için yok ama birinci projemiz ve ikinci projemiz inşallah bu ekip tarafından şöyle 2016'nın sonuna geldiğimizde herhalde tamamlanmış olabilir diye tahmin etmekteyiz, planlamaktayız. İnşallah o şekilde de neticelerini alabiliriz. Tabii biz burada ulaşım meselesini konuşuyoruz. Sizler gazetelerinizde bunu yazacaksınız. Haber olarak hemşerilerimiz bunu gördüklerinde muhtemelen akıllarına yeni yolların yapılması, yeni otoparkların yapılması vesaire gelecektir ki bu ortalama bir değerlendirmeyle mümkün olan bir sonuçtur. Fakat her zaman yeni yol yapmak, geniş yol yapmak çözüm, iyi çözüm olmayabilir. Hatta çözüm bile olmayabilir. Bazen bir yere getirip bağladığınız yeni bir yol orada yaşanan bir sorunun daha büyük bir sorun haline gelmesine de sebebiyet verebiliyor. Konuyu sadece bu boyutuyla değerlendirmemek lazım. Trafiğin kentsel değerlere etkisini de göz önünde bulundurarak bundan sonraki adımlarımızı atmak durumundayız. Şimdiye kadar da elbette bunları yaptık ama daha nokta müdahaleler olduğu için, daha küçük çaplı yaklaşımlar, projeler olduğu için belki bunlar çok dikkat çekmeyen hususlardı.
Mesela bu çalışmamızda bir kere şunu da en azından işin içerisindeki insanlar olarak biz fark edeceğiz. Bir, mevcut trafiğin şehre olan etkisi değerlendirilecek. İki, yeni düzenlemelerin, yapılacak olan yeni uygulamaların şehre etkisi neler olacak? Onlar değerlendirilecek. Bununla neyi kastediyorum? Değerli arkadaşlar, biz belediyecilerin en çok sorun yaşadığı hususlardan birisi budur. Bir planlama yaparsınız, karşınıza orada bir tarihi eser çıkar. O tarihi eseri koruyarak o projeyi hayata geçirmeniz lazım. Yoksa bir değeri yok etmiş olursunuz. Bir doğa güzelliği, bir doğal güzellikle karşı karşıyaysanız, onu yok ederek yapmış olduğunuz projenin belki anlık bir çözüm üretmesinden, dönemsel bir çözüm üretmesinden dolayı bir değeri olabilir. Ama bir medeniyet anlayışı içerisinde baktığınızda, bir tarih kültür anlayışı içerisinde baktığınızda yok ettiğiniz şey aslında ürettiğinizden daha önemli olabilir. Bu konularda da yani daha özel değerler, özel motifler vesaire varsa çalıştığımız alanlar içerisinde onları da koruyarak bir yaklaşımı ortaya koymuş olacağız. Yeni yollar, yeni otoparklar vesaire, evet, çözümün bir parçası olacak. Ama bu yaptığımız çalışmalardan sonra herkes şuna hazırlıklı olsun ki yeni kısıtlamalar da gelebilir. Yani bazı yolların trafik açısından tek yönlü olarak kullanılması karşımıza çıkabilir. Herkesin buna hazırlıklı olması lazım. Bazı noktalardaki otopark uygulamalarına ya da şu anda serbest bıraktığımız için park edilen yerlere otopark yasağı gelebilir. Herkesin bunlara hazırlıklı olması lazım. Veya bazı bölgelerde tamamen araç trafiğine kapalı mekanlar oluşturabiliriz ki herkesin bunlara hazırlıklı olması lazım. Daha sağlıklı bir çözüm, daha sorunsuz bir ulaşım ağı için bunlar zaruret olarak karşımıza çıkabilir. Mesela Roma'ya gittiğiniz zaman, yani Roma'nın özellikle antik bölgesine belli plakalı araçların dışında araç girmediğini görüyorsunuz. Halbuki biz aracımızı evimizin önünde severiz, aracımızı dükkanımızın önünde severiz. Altta dükkan, üstte otopark varsa üstteki otoparkı kullanmak yerine dükkan sahibi aracını kapının önüne çeker ve sonra da sıkışan trafikten dolayı da belediyeye şikayette bulunur. Gidip baktığınız zaman oradaki park etmiş araçların esasında dükkan sahiplerine, iş yeri sahiplerine ait olduğunu görürsünüz ki bunların hepsi sorun üreten durumlardır ve bunları çözmek için niyet etmişsek, yola çıkmışsak, ciddi bir ekip de emek verecekse, Çorum'a defalarca gelip gidip bu çalışma yapacaksa, bunun sonunda karşımıza çıkacak olan kısıtlamalar da olabilecektir ve biz de bunlara rıza göstermek durumundayız. Tek tek bu sonuçlardan ortaya çıkacak olan tespitlere göre oluşacak yeni durumdan tek tek değerlendirme yapıldığında bazı insanlar, bazı hemşehrilerimiz memnun kalmayacak olabilirler. Bu da muhtemel bir durumdur. Ama benim, senin, onun tek tek memnuniyeti değil. Eğer biz bu şehirde 244 bin kişi birlikte yaşıyor isek ve yarın 250, 300 bin, 350 bin nüfusların eğer burada da yaşayacağı öngörülüyor ise ona göre ortaya çıkacak olan tedbirleri de herkesin rıza göstermesi ve bu şehirde birlikte daha mutlu yaşayabileceğimiz bir ortamın inşasına da katkı sağlaması gerekir diye düşünüyoruz. Ve şimdiye kadar yaptığımız işlerde kim ne der kaygısı taşımadık. Bu şehrin sakinleri, bu şehrin insanları ne derler? Ne isterler? Doğrusu nedir? Hep buna göre adım atmaya çalıştık. Burada da aynı kararlılığımızı göstereceğimizi sizlere açıkça ifade etmek istiyorum. Hocalarımızın yapmış olduğu bilimsel değerlendirmelerin içerisinde hiçbir şahsi yorum yoktur. Kişiye göre yaklaşım yoktur. Buradaki değerlendirmeler bilimsel yaklaşımlardır, bilimsel değerlendirmelerdir. Sonuçları bu şehrin geleceği için önemlidir. Bizim için de dolayısıyla önemlidir ve biz buradan çıkacak olan sonuçları uygulama hususunda da inşallah kararlı olacağız. Trafik açısından ben bugünün önemli bir gün olduğu inancındayım. 5-6 yıllık dönemde edindiğimiz tecrübenin, birikimin, trafik yönetim sistemlerine ilişkin
farklı yaklaşım arayışlarımızın da adeta bugün en büyük meyvesini verdiği gün olarak benim için önemlidir. Böyle görüyorum. Hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü il belediyesi olarak böyle bir çalışmayı ilk kez bizim için yapıyorlar. Hep büyükşehir belediyeleri için bu çalışmayı yaptılar. Hala devam ettikleri yerler var. Benim genel bir değerlendirme olarak söyleyeceklerim bunlar. Artık devrin hibritleşme ve özgünleşme olduğu noktasında bir çalışma yaptım ve bu noktada da Türkiye'de ulaştırma mühendisliği konusunda en uzman kişi olan Rafet Bozdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevinden Yalova Üniversitesi'nde görev yapması için ikna ettim. Dolayısıyla Türkiye'de ilk defa Yalova Üniversitesi'nde Ulaştırma Mühendisliği bölümü açıldı. Ve bu bölümde de Türkiye'nin farklı birimlerine hizmet vermeye başladık. Bu noktada da Çorum Belediyesi'nin çok kabiliyetli ve konuları uygulamada istekli olması nedeniyle büyük şehirlerden sonra ilk defa Çorum Belediyesi ile bir çalışma yapıp bunu uygulama alanına aktarmak istedik. Biz Yalova Üniversitesi olarak Türkiye'deki problemlerin üç büyük aşamada olduğunu, birincisi ulaştırma, ikincisi enerji, üçüncüsü de istihdam olduğunu belirlemiştik. Bu noktada problemlerin çözülmesi hem ülke problemlerinin çözülmesine hem de bölge problemlerinin çözülmesine imkan verecek. Bu noktadaki çalışmalarımız ışığında inşallah bu projeyle Türkiye'nin yeni gelişmesine fırsat verecektir. Ben bu konuda çalışmalarıyla başarılı olan arkadaşıma sözü devrediyorum. Buyurun. Şimdi biz teknik olarak başkanımızın da bahsettiği gibi sizin bu şehrin kent içi ulaşım sistemlerini birkaç adımda ele alınması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ve en birincisi kentin ulaşım sistemini, yürüyen çarkını kontrol altına almak ve onu iyi yönetmek. Yani iyi bir yönetim politikası uygulayarak teknik olarak kentteki trafik sıkışıklığının olduğu yerleri tespit edip o dar boğazları aşmak, gerekiyorsa yeni yollar, yeni otoparklar, yeni kavşaklar dizayn etmek, yeni parkomat uygulamaları yapmak, yayalaştırma alanları oluşturmak, tek gün uygulamaları yapmak ve verimli bir şekilde yolun üzerindeki trafiğin debisini artırmak, trafik sıkışıklıklarını minimize etmek. İkincisi, belediye başkanının söylediği gibi toplu taşınmanızı efektif hale getirmek. Bir toplu aslında kentlerin nüfusları arttıkça özel otomobil kullanımlarını azaltarak toplu taşıma sistemlerini artırmak gerekir. İşte kentin nüfusu 100 binse artık otobüsler devreye girer, minibüsler, otobüsler devreye girer, otomobilleri bir taraf. 200-300 bin geçtikten sonra otobüsler toplu taşıma dominant, özel araç kullanım ise daha aza indirilmeye başlar. Nüfus arttıkça toplu taşıma sistemleri de kendi içinde farklı modellere doğru kayar. Yani bir minibüsle başlayan toplu taşıma otobüsleşir. Otobüs taşıyamaz hale gelir, cadde tramvayı olur. Cadde tramvayı taşıyamaz hale gelir, hafif metroya dönüşür. O taşıyamaz hale gelir, ağır metrolara geçersiniz. Tabii ki Çorum ilinin şu anki nüfus yapısı iyi bir lastik tekerlekli toplu taşıma modellemesiyle, yani otobüs minibüs konfigürasyonuyla çözülebilecek bir durumdadır. Bir tane hattınızı gördüm. Gece geldiğimizde ana bir aks. O aks belki ileride ulaşım master planı verilerine de bakılarak farklı bir modele doğru öneriler getirilebilir. Onun için şimdi bir şey söylemek erken. Dolayısıyla biz ilk bugün imzalayacağımız protokolle şehrinizin trafik yönetim projelerini hazırlamış olacağız. 6 ay 7 ay sonra tekrar bir araya geleceğiz. Bu defa toplu taşıma modellemenizle ilgili belki bir protokolümüz olacak. Ondan sonra geriye dönüp bakacağız. Eğer Nazım imar planlarınız hazırlanmışsa, bitmişse onu bir atlık kabul ederek o olmazsa olmazımız, 1/5000'lik planlar olmazsa olmazımız, onlar olduktan sonra da bu kentte geleceğiz. Ulaşım master planını yapmış olacağız. Başkanımızın dediği gibi ilk iş, üç projenin de ilk adımı şehrin o konuda MR'ını çekmek, verilerini çekmek, veri toplamak, bilgi elde etmek, neyi, niçin
nerede ve ne zaman yaptığımızın gerekçelerini oluşturabilmek. Onun için burada ekiplerimiz, hocalarımız, efendim sayım gruplarımız, dizayn gruplarımız gelecekler buralara. Bu şehirde günlerce çekimler yapacaklar. Gerektiğinde halkla çeşitli görüşmeler yapacaklar. Bu verileri toplayacağız. Daha sonra mühendislik tasarım projelerine geçmiş olacağız. Sonra da nereyi neden yaptık? Hakikaten burada bir trafik sıkışıklığı vardı. Onu simüle edeceğiz, onu göstereceğiz, simülasyon yapacağız. Buraya bak böyle bir dokunduk, böyle düzenledik. O verileri koyduğumuzda da trafiği nasıl çözdüğümüzü de simülasyon yöntemleriyle burada sizlere göstermiş olacağız. İnşallah her iki kurumumuz adına hayırlı sonuçlar doğurur. İlimiz adına hayırlı sonuçlar doğurur. Biz dediğim gibi ilk defa bir ile geldik. Teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için başkanımızın ve ekibinin, arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarından dolayı. Geçen İstanbul'da yapmış olduğumuz genç içi ulaşım çalıştayında da geldiler, görüştük arkadaşların davetlerini aldık. Umarım başarılı bir sonuç verir. Şunu unutmayalım. Kentlerde ulaşım ayrı bir konudur. Trafik ayrı bir konudur. Temel hedef kentlerde yaşanılabilir olması adına önce ulaşım problemini çözmektir. Ulaşılabilirliği, erişilebilirliği, alternatif sistemleri getirebilmektir. Bir vatandaş ben buradan kalktım, şehrin şu noktasına çok konforlu bir şekilde gidebiliyorum diyorsa arabasını bırakabilir. Bir yerde bırakır, ondan sonra o toplu taşıma sistemleriyle gidebilir. Biz İstanbul'da çeşitli anketler yapmıştık. İnsanlara sormuştuk. Özel otomobillerinizi ne zaman bırakırsınız diye. Nasıl bırakırsınız? Yani istiyoruz ki bıraksınlar. Onlar bize anketlerimizde dediler ki bir, konforlu bir toplu taşımanız olursa, ucuz olursa, seri olursa, temiz olursa ve bir de güvenilir olursa biz arabalarımızı bırakırız, toplu taşıma sistemlerine geçeriz. Peki ne kadarınız geçer? Analizler yaptık. %45'i arabalarımızı bırakırız diyor. Bu şu demektir. Bugün İstanbul'da hareket halinde, İstanbul'daki araç sayısı 3,5 milyon dolaylarındadır. İstanbul'daki araçların 3,5 milyon aracın 2 milyonu her gün trafiktedir. %45'ini azalttığınızı düşünün. O zaman biz o zamanki şeyde, Büyükşehir Belediyesi'nde bir taraftan trafik yönetim projelerini yaparken bir taraftan da ağır metro sistemlerini, alternatif ulaşım sistemlerini oluşturmaya başladık. Milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaya başladık. Metrolar belki duyuyorsunuz İstanbul'da. Her sene bir metro açılmış İstanbul'da. Tabii burada da bu kentin ana omurgası bir metroyu kaldırabilecek çapta olmayabilir, büyüklükte olmayabilir. Kentin nüfusu da zaten o ölçekte. Ama öyle bir ana omurga toplu taşım sistemi burada modelleyebiliriz ki halk diyebilir ki ya oh ne güzel, rahat, biniyorum. Güzelce gidiyorum. Erişmek istediğim yere varabiliyorum, gelebiliyorum. O zaman özel otomobillerini transfer merkezleri dediğimiz merkezlerde bırakarak o sistemlerle devam edebilirler. Biz bütün bu çalışmaları inşallah el birliğiyle, belediyemizin ekibiyle, üniversitemizdeki arkadaşlarımızla beraberce yapmış olacağız. İnşallah hayırlı sonuçlar vereceği kanaatindeyim. Ben tekrar başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettikleri için. İlmi metotlarda çözme yöntemlerini uygularlar. Allah'a tamamlar.